henüz kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz. Hem yurt içi oyların gayri resmi sonuçlarının belli olmasının hem yurt dışı oyların sayımının biraz daha vakit alacağı anlaşılıyor. Tabii biz fersah fersah geride olduklarını kendilerinin de bildiği bir tabloyu öndeyiz diye anlatarak milleti bir kez daha muhtemelen son kez kandırmaya çalışanlar gibi değiliz. Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor. Ancak sonucun tam oranlarıyla ne şekilde tecelli ettiği henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz. Sonucu beklerken sizlerin buradaki sevgisine mukabele etmek için geleneksel balkon konuşmamızı şimdiden yapalım dedim. Bu ne heyecan, bu ne sevda. Sözlerimi İstanbul'dan Ankara'ya ve buraya gelene kadar sevgileriyle, coşkularıyla, ahde vefalarıyla bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında görev alan müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü bir şekilde sandıklara sahip çıkan, onlarla birlikte yurt dışı çalışmalarında vazife üstlenen her bir kardeşime de teşekkür ediyorum. Şüphesiz en büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum. Seçimde tercihini bizden, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hasreten şükranlarımı sunuyorum. Kazanan seçim tablolarının göstereceği rakamların ve oranların ötesinde tartışmasız bir şekilde ülkemiz olmuştur. Milletimiz olmuştur. Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla, vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle, dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Kardeşlerim, bu gerçeği seçimlere katılım oranının rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Bu gerçeği, milletimizin tercihini huzur içinde sandığa yansıtmasıyla gösterdik. Kayda değer hiçbir üzüntü verici hadise yaşanmadan
bu seçimi tamamladık. Bu gerçeği tüm parti temsilcilerinin gözetimi altında yürütülen seçim süreci ve sonuçlarının şeksiz şüphesiz oluşuyla gösterdik. Kardeşlerim, CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz hem siyasi hak ve özgürlüklerin kullanımı hem seçim sisteminin güvenilirliği bakımından dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasi hesapları için bozmaya hakkı yoktur. Biz siyasi hayatımız boyunca istisnasız her zaman milli iradenin kararına, yani sizin kararınıza saygı duyduk. Bu seçimde de saygı duyuyoruz. Bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Cumhur İttifakı işini biliyor. Gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olgunluğu bekliyoruz. Seçim kampanyası dönemindeki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bu süreçte herkes milletimize sözünü söylemiş. Milletimiz de bugün kararını vermiştir. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın bir anlamı yok. Milletimizin kararının ne olduğunu gayri resmi kesin sonuçları açıklandığında hep birlikte göreceğiz. Kardeşlerim, sonuç ne olursa olsun, bugünkü seçimlerde Cumhurbaşkanlığında tercihini bizden yana yaptığı görülen 27 milyona yakın vatandaşımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Tercihini kimden yana yaparsa yapsın, bu demokrasi şölenine katılan yaklaşık 56 milyon vatandaşımızın her birine tekrar teşekkür ediyorum. Seçimlerde en yakın rakibimize şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların çıkmasıyla bu rakamın çok daha yükseleceğine inanıyorum. Seçim sistemimizin %50+1 oy sınırı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitip bitmediğini henüz bilmiyoruz. Eğer milletimizin kararı Cumhurbaşkanı seçiminin tamamlandığını gösteriyorsa zaten mesele yok. Şayet milletimiz tercihini seçimin ikinci tura kalmasından yana yaptıysa onun da başımızın üstünde yeri var. Biz %50'nin üzerinde bir oy oranıyla
bu turu bitireceğimize inanıyoruz. Zira yurt dışı oylar tamamıyla ülkemize intikal etmişti. Sayımları devam ediyor. Bunun için teşkilat mensuplarımızdan ve bize gönül veren tüm kardeşlerimden sandıklardaki ilçe ve il seçim kurullarındaki işlemler bitene kadar teyakkuz halinde olmaya devam etmelerini istiyorum. Seçim zaferimizin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir rehavete, en küçük bir zafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı'na veren milletimizin tercihinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyoruz. Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Biz daima ve elbette bu seçim sürecinde de gittiğimiz her meydanda milletimize ne söylediysek seçimde de onun sonucunu aldık. Ne dedik? Hazır mıyız? Bir olacağız. Hamdolsun milletimizin gönlündeki yerimizi tahkim ederek bir olduk mu? İri olacağız. Hamdolsun ülkemizi daha da güçlendirerek iri olduk mu? Diri olacağız dedik. Hamdolsun milli iradenin üstünlüğü üzerindeki bulutları dağıtarak diri olduk mu? Kardeş olacağız dedik. Hamdolsun sandıktaki tercihi ne olursa olsun yeni güne 85 milyon kardeş olarak girdik mi? Dikkat edin. Biz teröristlerle kol kola olmadık. Biz Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizin ölümüne neden olan Selo'yla beraber olmadık. Biz cezaevi kapılarını kırarak bebek katillerini dışarı salacağız diyenlerle beraber olmadık. Biz Kandil'den talimat alanlarla beraber olmadık. Değerli kardeşlerim, biz talimatı sadece Rabbimizden alırız, milletimizden alırız. Ve hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Hamdolsun 81 vilayeti ve gönül köprüleri kurduğumuz tüm kardeşlerimizle büyük ve güçlü Türkiye olduk. Bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Seçim sonuçlarının henüz kesinleşmemiş olması milletimizin tercihinin açık ara bizden yana olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Biz milletimize bugüne kadar ne dediysek bundan sonra da aynı şeyi söyleyeceğiz. Hazır mıyız? Bir olacağız. Bir olacağız. Daha gür, daha gür. Bir olacağız. Bir.
İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bu anlayışla milletimize önümüzdeki 5 yıl boyunca hizmet etmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyoruz. Kardeşlerim, Türkiye'nin her seçimi elbette önemlidir. 14 Mayıs seçimleri gerek kurulan ittifakların mahiyeti, gerek bu ittifaklara verilen gizli açık desteklerin kaynakları itibariyle siyasi tarihimizde ayrı bir öneme sahip olmuştur. Bu seçimi yaşayanlar çocuklarına, efendim, torunlarına Türkiye'nin nasıl bir siyasi iklimden geçerek Türkiye yüzyılına ulaştığını anlatacak. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını yarım bırakmamak için milletimizin iradesine nasıl sahip çıktığını anlatacak. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine halel getirmemek için hangi oyunları bozduğunu anlatacak. Milli iradenin, gücünün nasıl bir destan yazdığını anlatacak. Bu destanı sizlerle birlikte yazıyoruz. Bugün burada bizlerle birlikte olan kardeşlerim başta olmak üzere partimizin tüm mensuplarına, Cumhur İttifakı'nın tüm mensuplarına, milletimizin her bir ferdine çağrıda bulunuyorum. Yarın sabahtan itibaren Türkiye yüzyılı için milletimizin ve özellikle de gençlerimizin umutlarını en yükseğe çıkarmak için çalışmaya başlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hiçbir tahrike, hiçbir provokasyona, hiçbir oyuna gelmeden sadece ve sadece milletimizin gönlünü kazanmak için çalışacak, koşturacak, uğraşacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin mücadelesini vereceğiz. Unutmayınız, Türkiye yüzyılının yükselişinin önüne kimse geçemeyecektir. 14 Mayıs demokrasi şöleninin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Kalın sağlıcakla.